çekiyor. Çekmek için sevmiyorsa bir şey bilmiyorum. Şeyma. Aynen. Yani. Şey gibi durdu. Yarısı yalan nasıl? Aynen. 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 Bilmiyorsunuz o zaman. Annem, annem, annem. Annem ne oldu bana diyor şimdi. Doğan köpek hastalıktan kurtuldu değil mi? Evet. Kurtuldu ve okulun bahçesinde mi bakıyorsunuz buna? Evet. Çünkü evet, okul dışarı hayatını yapıyorum. Hiç bırakmıyor galiba okulu. Evet. Evet. Gibi. Ay Tarçın. Biz Tarçın'ı ilk gördüğümüzde çok korkmuştuk öncelikle. Sonra arkadaşlarla konuştuk ve arka bölgesini çekip Lapsaki'de gibi bir veterinere gösterdik. Fakat veteriner bize Tarçın'ın bu durumun daha ciddi olduğunu ve daha gelişmiş bir veterinerde tedavi edilmesini söyledi. Biz de arkadaşımla birlikte Çanakkale'de bir veterinere şey yaptık, konuştuk da. Kapımızın önüne bir tas yemek, su koyun. Başka sizden bir isteğimiz yok. Biz bu küçük yaşımızda bunları yapabiliyorsak büyüklerin veya diğer küçüklerin de kalkınması gerekiyor. Bu köpeklerin istismarda bulunması veya şiddet uygulanmasında karşı duyun, ses çıkartın. O kliniği bulduktan sonra bizim 3 sıkıntımız vardı. Birinci sıkıntı, her kemoterapi gördüğü anda kim götürüp getirecekti Çanakkale'ye? İkinci sıkıntımız, nerede kalacaktı? Çünkü kemoterapi gördüğü anda mikroplar değmemesi gerekiyordu. Ve üçüncü sıkıntımız da o kliniğin masrafını kim ödeyecekti? Birinci sıkıntımızı şöyle hallettik. Güneş öğretmenimiz ve sonat öğretmenimiz her cumadan cumaya getirdi. Yaklaşık 6 saat kemoterapi gördü ve onun başında bekledi. İkinci sıkıntımız şöyle hallettik. Nilüfer ablamız vardı. Çok fazla yardımcı oldu bize. En fazla yardımcı olanlardan bir tanesi. Onun barınağında kaldık. Lapsaki barınağında kaldı. Üçüncü sıkıntımız da kliniğin masrafıydı. Bir kısmını öğretmenlerden, bir kısmını sağlık ocağındaki Hacı Bey'den, bir kısmını devlet hastanesinde Gökhan Bey ve Nesrin Hanım'dan aldık. Bir kısmını da Ahmet Öztürk'ten ve Metin şu anki başkan adayımız Metin Semerci'den aldık. Belediye başkanı. Evet, belediye başkanı.